Şimdi Yaşar Bey hakkında benim efendim diyeceğim şudur. Gerçekten bir İslam mücahidi olarak ben onu görüyorum. Türkiye'mizde bildiğini en iyi şekilde anlatıyor ve bu hususta da şunun bunun herhangi bir kimsenin tenkidinden efendim çekinmiyor. Bu tabii çok önemli bir husus. Benim de bütün efendim kendi meslektaşlarımdan şikayetim, bildikleri doğruları söylemiyorlar. Yani bildikleri doğruları söylemiş olsalar ne efendim Yaşar Bey'e bu kadar efendim yük düşer, ne de efendim bana o kadar yük düşer. Bana da efendim aynı şekilde ithamlar geliyor. Ama ne biliyor musunuz? Bizi kendi kitaplarında bile efendim bize fikirler alıyorlar. Bizi kendi kitaplarında isimlerimizi zikretmiyorlar. Çünkü Hüseyin Atay'ın adamı denmesin diye. Bu ta eskiden beri var. Ben 1960'da doktora tezimi verdiğim zaman başladım. Kur'an'da kadere iman yoktur diye ilk defa ortaya çıktım. O zamandan beri böyle. Ama şimdi ne biliyor musunuz? Gerçekten Yaşar Bey'i tabii bu hususta ben çok takdir ediyorum. Güzel de anlatıyor. Ama bu demek değil ki yani Yaşar Bey'in her fikrine kendisi gibi iştirak ediyorum. Tabii o da benimkine iştirak etmez. İştirak etmesi de yani ben beklemem. Çünkü bir ilim adamı mutlak surette başka bir şekilde düşünebilir, başka bir şekilde anlayabilir. O bakımdan fakat temelde, esaslarda aynı şekilde ben de onun gibi efendim söylemeye çalışıyorum. Ben de sözümü kimseden efendim çekinmeden, yani benim eskiden beri talebelerim de dediğim, hiç kimseye yaranmaya ihtiyacım yok. Ben Allah'a yaranmak istiyorum. Mesele bu. Şimdi Yaşar Bey'i de aynı şekilde görüyorum. Evet. Ama olabilir insanlar efendim. Yalnız ne biliyor musunuz? Bazı kimseler benim için ne söylediler, Yaşar Bey için ne söylediler. Efendim bu işte falan mezhebi kuruyor, mezhep kuruyor. Ne diyorlar anlayamadım. Efendim ne bileyim. Mezhep kuruyor. Hatta benim için de söylediler. Kusura bakmasanız şimdi siz de Yaşar Bey efendim şey etmiştiniz. Onun hakkında benim fikrimi öğrenmek istiyorum. Ben kendisine söylemiştim zaten. Ben efendim ona Kur'an eri diyorum. Eskiden efendim işte Allah eri derler. Bilmem efendim falan eri derler. Ben de ona daha önceden kendisine Kur'an eri şeyini, tabirini kullandım. Gerçekten öyledir. Ve tabii Kur'an'a gitmeyi hakikaten ben çok önemli buluyorum. Kur'an'ın dini, ben dinleri öyle ayırıyorum. Kur'an'ın dini, milletin dini, bir de efendim ulemanın dini var. Bu Türkiye'de değil, yalnız bütün İslam dünyasında böyle bir efendim şey var. Din anlayışı var. Yani Kur'an'ın anlattığı din, ulemanın efendim anlattığı din, bir de halkın uyguladığı, yaşanan din. Halkın uyguladığı din, ulemanın dinine aykırıdır. Ulemanın dininin bir kısmı, hepsi demiyorum, o da Kur'an'a aykırıdır. Şimdi o bakımdan tabii Yaşar Bey bu hususta kabul etmek lazım ki yalnız kalıyor. Ben de efendim beraberiz ama ya ben de yalnız kalıyorum. Arkadaşlar bizi kendi aramızda bizi destekliyorlar. Ama meydana çıkıp da efendim bizi desteklemiyor. Yani bizi destekleyip efendim işte Hüseyin Atay şu iyidir efendim doğru söylüyor demelerine gerek yok. Yani evet, kendilerinin bildikleri doğruları söylemeleri yeter. Çünkü doğrularda birleşiriz. Peki Sayın Hocam. O bakımdan tabii Yaşar Bey efendim hakikaten ben tebrik ediyorum. Allah uzun ömürler versin. Sağ olun. Sayın Hocam bir şey sormak istiyorum size. Ayrılmadan. Bu şekilde Kur'an'ı anlatmaya efendim devam etsin. Yani gerçekten ne biliyor musunuz? Şimdi benim söyleyecek olduğum sözü daha önce de Yaşar Bey efendim bir arkadaş Şerafettin efendim bir arkadaş
itiraz etmişti. İşte bu vantasımın bir hamdile ayeti kelimesine. O fiziki veyahut efendim kimyevi veyahut da astronomi anlamında bir mana vermek istedi. Doğrudur, insan verebilir. Ona bir mahsus yoktur. Fakat bu hususta benim söyleyeceğim bir söz var. Kur'an-ı Kerim'in teknik ilimlerle problemi yoktur. Ama sosyal ilimlerle problemi. Ama bu sosyalde de problemi Müslümanların anlayışından geliyor. Biz şimdi sosyal meselelerde hukuki alın, siyasi alın, efendim ahlakı alın. Yani insanın kendi iradesiyle ilgili olan bütün meselelerde Kur'an-ı Kerim bugünkü zamanımıza uygun çok güzel şekilde anlaşılması mümkündür. Yalnız problem 14 asırlık kültürün bize vermiş olduğu problemdir. Biz 14 asırlık kültürden kurtulup Kur'an'a gitmek istiyoruz. Tabii bu çok zor oluyor. O bakımdan tabii biz Yaşar Bey gibi efendim kimselerin çoğalmasını ben çok istiyorum. Evet, bir şey sormak istiyorum bu size. Duyabiliyor evet, musunuz başka beni? Başka bir şey soracaksanız soracağım. Duyabiliyor musunuz beni? Hafif geliyor sesiniz. Evet, biraz daha yüksek soruyorum. Şimdi dediniz ki Kur'an dini, ulema dini ve milletin dini var. İslamiyet'ten söz ettiğimize göre yani Kur'an'ın İslamiyeti, din bilginlerinin, ulemanın İslamiyeti bir de milletin inandığı bir İslamiyet söz konusu oluyor. Evet, doğru. Niye bu oluyor? Nereden çıkıyor bu? Nasıl olabiliyor? Şimdi ne biliyor musunuz? Bakınız Yaşar Bey efendim ona işaret etti bazı ifadelerinde. Şöyle diyeyim. Şimdi mezhepler diyelim ki Hanefi'de İmam-ı Azam değil mi? Tabi İmam-ı Azam'ın kendisini biz tebcil ediyoruz. Gerçekten yani benim de efendim şeylerim de vardır. İmam-ı Azam hakikaten efendim imamların en büyüğüdür. Onda hiçbir şüphemiz yok. Fakat İmam-ı Azam'ın peşinden gidenler İmam-ı Azam'ı İslam'la aynileştirdiler. Yani Hanefi mezhebini İslam'la aynileştirdi. Şimdi ne oldu burada bu? İşte bu ulemanın dini oldu. Yani onu dinleştirdiler. Şimdi halkın da efendim yani yaşamış olduğu din halkın İslam'ı demekte maksadımız bir sürü halkın örfleri, adetleri, geleneklerini İslam dinine mal edip İslam diniyle aynileştirdikleri için onu din kabul ettikleri için biz ona halkın İslam'ı diyoruz. Çünkü kendilerini Müslüman sayıyorlar. Yaptıkları işlerin İslam'dan olmadığı halde İslam'a onu yamamalarını biz kendi adlarına matufen İslam halkın İslam dini diyoruz. Ama tabii gerçekten efendim gerçek İslam dini dediğimiz zaman o zaman doğrudan Kur'an'ın dini olacak. Ama şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi üç bölümü ayırdınız. Evet. Hadi milletin dini, milletin anladığı İslamiyet, Kur'an'ın anlattığı İslamiyet'ten farklı olabilir. Çünkü halkın seviyesi mutlaka böyle dini konuların tamamını anlamaya müsait olmayabilir. Ama dediniz ki ulemanın dini var, ulemanın İslamiyeti var. Yani sonuç olarak din bilginleri de mi Kur'an'ın anlattığı İslamiyet'i anlayamıyorlar ki üç bölüm oluyor? Şimdi bakınız ne biliyor musunuz? Şimdi bunu şu şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Ben şöyle diyorum, 3. asra kadar yani İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii efendim devirlerini İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Yusuf ve İmam Malik gibi zevat Kur'an-ı Kerim'i anladıkları zaman da onlar Allah adına konuşmuyorlar. Kendi adlarına konuşuyorlar. İmam-ı Azam diyor ki bu benim kendi fikrim. İmam-ı Şafii diyor ki benim anlayışım. Ama ayet-i kerime efendim böyle diyor. O kendi anlayışı. Veyahut da efendim hadisten efendim gidiyor. Diyor ki işte bu hadisten efendim bu mana çıkıyor. Bu benim anlayışım. Biz buna bir şey demiyoruz. Bu doğru. Ve bu şekilde de herkesin kendisine göre anlaması gayet normal. İlmin de gereğidir o. Ama herkes kendine göre müsaade buyurursanız. Ortada olan bir kutsal kitabı herkes kendisine göre anlarsa herkesin milyonlarca dini olur o zaman. Şimdi bakınız ne biliyor musunuz? Ona benim gayet kendime göre beğendiğim bir cevabım vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir metindir. Herhangi efendim dinde dilde olan bir metin gibi o da bir metindir.
Siz diyelim bir İngilizceyi, bir efendim Fransızcayı, bir Almancayı Almanca dilinin kaidelerine göre anlarsınız. Almanca dilinin efendim kaidelerinin dışına çıkarak size oraya bir mana yükleme hakkınız olmaz. İşte Kur'an-ı Kerim'i biz de anlayacağız. Herkes kendisine göre anlayacak. Ama gene Kur'an-ı Kerim'in kendisinin dil felsefesine uygun olarak bize vermiş olduğu imkana göre biz onu anlayacağız. O imkanda bizim bir değişik şekilde anlama imkanımız varsa onu kullanabiliriz. Ama illa ben efendim istediğim gibi Kur'an'ı anlama hakkım yok. Yani bunu iyi bilmemiz lazım. Milletin efendim anlamadığı, anlamak istemediği cihet burası. Ya da millete anlatılmayan. Ama müsaade buyursanız. Şimdi ben halkın efendim ulemanın dini dediğim zaman 3. asırdan sonra mukallit efendim döneminin, taklit döneminin ulemasını kastediyorum. İmam-ı Şafii gibi daha 3. asra kadar olan ulemayı kastetmiyorum. Dediğim gibi onlar kendi adlarına konuşuyorlar. Kendi adlarına konuştukları için sözlülükleri sözlerin sorumluluğu kendilerine aittir. Ama ondan sonra gelenler 11 asır sorumluluğu kendilerinden atıyorlar. İşte Ahmet dedi, Mehmet dedi, Hasan dedi, Hüseyin dedi, efendim İmam-ı Azam dedi. Şimdi ne biliyor musunuz? Diyelim ki biz İmam-ı Azam'la karşı karşıya olmuşuz. İmam-ı Azam'la efendim aynı dönemde olmuş olsaydı İmam-ı Azam'la gayet güzel anlaşırdık. Onun efendim öğrencisi İmam-ı Yusuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer onunla gayet güzel anlaştığı gibi. Hocalarına da muhalefet ettikleri gibi. Ama şimdi İmam-ı Azam'ın mezhebinden olan mukallit efendim ulema diyelim. Aslında buna ulema sayılmaz çünkü taklit ilim değildir. Anlaşamıyoruz efendim. Çünkü söyledikleri sözler başkasının sözü olduğu için benim bu hususuna bir anlatış tarzım var. Bir fikir insanın kendisi tarafından üretilmiş ise o fikrin sahibi olur. Çünkü kendi malıdır. Kendi ürettiği şeydir. Onu istediği şekilde ifade edebilir ve yanlışını da bulduğu zaman da onlara dönebilir. Ama başkasının sözüne uyuyorsa, başkasının sözü kendisine istiade edilmiş, verilmiş yani. İade olmuş efendim bir maldır. Onun üzerine tasarruf etme hakkı yok. Onu olduğu gibi öyle kabul ediyor. İşte İslam dünyasının şimdi ulemanın dini dediğimiz bu. Sonra burada ben başka bir hususa da temas etmek istiyorum. Gene Yaşar Bey buna işaret etmiştim. Şimdi bizim en büyük problemimiz mezhepleri din edinmemizdir. İşte ulemanın dini dediğimiz budur. Ben bakıyorum bütün efendim mezhepleri okuduğum zaman bakıyorum hakikaten Hanefi mezhebinde gayet güzel sahalar vardır. İslamiyeti çok güzel efendim şekilde anlamıştır. Bu zamana da efendim uygun bir şekilde efendim fikirleri vardır. Ama bazı hususlarda da o kadar dardır ki insan efendim yaşamaya efendim bırakmaz. Ama o sahada başka bir mezhep daha geniştir. İşte şimdi İslam'ın bu Muhammed Abdü'nün efendim ortaya koymaya çalıştığı ve muvaffak olamadığı husus bütün mezheplerin kavgadan geçirilerek zamanımıza en uygun olan fikirlerini birleştirip de yeni bir İslam anlayışı ortaya koymak. Şimdi bakınız ne biliyor musunuz? Biz mesela fakültelerde okutuyoruz. Yalnız bizde değil. Bütün İslam dünyasında. Efendim Hanefi fıkhını okutuyoruz. Şafii, Maliki falan okutuyoruz. Yahut da buna İslam hukuku diyoruz. İslam hukukunu okutuyoruz. Ama İslam hukuku diye bütün mezhepleri cem eden müşterek bir hukuk yok. Biz Hanefi fıkhını okutuyoruz. Hanefilere göre İslam hukukunu okutuyoruz. Şafilere göre İslam hukukunu okutuyor. İşte ama ne biliyor musunuz? Burada çıkmazımız şurada. Şafiler kendi mezheplerini İslamiyet'in aynı yapıyorlar. Yani hakikaten ben o kadar şaşıyorum ki yani bunlar düşünen adamlar, felsefeyi de okuyan kimseler. Bir bakıyorum Şafii mezhebinin o kadar lüzumsuz, kendisi de bilir lüzumsuz olduğunu ama
gene ona uymağı kendisine bir din ediniyor. Yani bu çok efendim acayip, çok tuhaf şey. Hanefilerde de aynı şekilde vardır. Bakıyorsun diyor ki, ha bu İmam-ı Şafii'nin efendim, İmam-ı Azam'ın kendi efendim içtihadı. Tabi ona muhalif olan içtihatla da vardır. Ama onu o kadar efendim din kabul ediyor ki İmam-ı Azam'ın sözünü, sanki ona muhalefet ettiği zaman da dinden çıkacak efendim, ebediyen cehennemde kalacak bir kanaat var, inanç var. Bu çok yanlış. Evet, i̇şte peki, bu toparlayalım isterseniz budur. Evet. Evet. Son sözlerinizi rica ediyorum Sayın Hocam, size bir söz yoksa. Hayır diyeceğim efendim, işte İslam dünyasının kalkınabilmesi için, bakın 200 seneden beri Osmanlı İmparatorluğu kalkınıyor, hala efendim şimdi kalkınıyoruz. Şunu herkese efendim şey olarak söylemek istiyorum. Devlet de dahil olmak üzere, yani burada yalnız efendim suç devletin değildir, şey ulemanın değildir ya. Din alimlerinin değildir. Devletin de efendim suçu büyüktür. Hatta Osmanlı döneminde, Abdülhamid'in döneminde efendim bir alimin yazmış olduğu bir kitapta aynen şunu okudum. Diyor ki devlet bizi ilim yapmaya bırakmıyor diyor. Çünkü ifadesi de şu, diyor ki çünkü ilim adamı iyi yetiştiği zaman da kendi işlerinin yanlış olduğunu bileceklerini bilecek adam istemiyorlar. İşte onun için bizim sıkıntımız burada. Eğer milletin kalkınmasını istiyorlarsa devlet de millet de efendim hepsi Kur'an'a gitmekten başka çıkar yolu yoktur. Çünkü Kur'an gerçekten yani ben efendim 60 seneden beri Kur'an'ın içindeyim. Her okudukça Kur'an'a hayran oluyorum. Yani Kur'an'a gitmekten başka çıkar yoktur. Kur'an sana ne biliyor musun? Bir de şu kelimeyi çok etmek istiyorum. Biz namazdan başka bir İslam bilmiyoruz efendim. Bütün sıkıntı buradadır. Halbuki efendim İslam namazın dışında olan İslam'dır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin bir sözünüz var mı Sayın Atay? Hayır. Ben iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar hocam. Evet, sizinle aynı görüşleri paylaşıyoruz. Tabii Kur'an'a gitmek gerektiğinden söz ediyor Sayın Atay ama herkes ondan söz ediyor. Ama işte gidiş yolları farklı, mezhepler öyle gidiyor. Mezheplere din edinmişiz diyor. Evet, şimdi ama orada bir müsaade eder misiniz? Evet. Hocam çok geniş anlattı. Aldı, evet. Vakitte geçti, insanlarımız biraz yorulabilirler. Ben bir iki cümleyle bir özetlemek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim evrensel bir mesajdır. Bütün insanlığı kucaklıyor. Zaman kaydı yok, mekan kaydı yok. Sibirya'daki adamı da kucaklıyor, Nijerya'dakini de kucaklıyor, Eskimo'yu da kucaklıyor, Afrika Guinness'indekini de kucaklıyor, Toroslardakini de kucaklıyor. Şimdi öyle bir kelam ki bu ve olmalı ki tabiri caizse bunların hepsini kucağında barındırsın. Yani Sibirya'daki adam da bu dini yaşayacak, Nijerya'daki adam da yaşayacak. Coğrafi olarak düşünürseniz 180 derece birbirine zıt. Ama ikisinin de bu dini yaşayacak. Nasıl yapacak bunu? İmkanlardan biri de Kur'an'daki fleksibilitedir. Esneklik. Şimdi ben diyorum ki mezhepsiz din olmaz. Birisi çıkıp diyor ki ya sen mezhepleri, din yapanları neredeyse şirkle itham ediyorsun, sonra mezhepsiz. Niçin yapıyorsun kardeşim bunu? Mezhepsiz elbette din olmaz. Ne demek bu? Mezhep, bilim ve düşüncenin ekolleşmesidir. Bunun sayısı çoğaldıkça dinde zenginlik var demektir. Ama bunların herhangi birini birisi din yaparsa o zaman onu Kur'an da bu dinin peygamberi olur. Onun söyledikleri de bu dinin kitabı olur. Bunun adı şirktir. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Yoksa mezhep imamlarına hiç kimsenin benden daha çok saygısı olabileceğini kabul etmiyorum. Çünkü onlardan en çok ben yararlanıyorum. O mirasın üzerine biz söylediklerimizi bina ediyoruz. Fakat bu insanları peygamberi sollayacak bir mevkiye getirirseniz bundan bu din rahatsız olur. Hadise budur. Kur'an bir fleksibilite getiriyor. Evrensel kelam budur zaten.
Bunu kabul etmezseniz o zaman birileri çıkar, Kur'an tarihseldir. Söyledikleri o devirdedir. Oradan biz böyle hatıra olarak bazı dersler alırız, olay biter. Der ve din kalmaz. Şimdi fleksibilite ne demek? Esneklik demek. Nasların esnekliği. Benim öyle bir etüdüm de var. Ahkam ayetlerindeki fleksibilite alanları diye. Yayınlamadım, yayınlayacağım. Şimdi bu esnekliği getirince siz hadiseye bakıyorsunuz, kendi şartlarınıza göre oradan bir şey anlıyorsunuz. Fakat bu fleksibilitenin dini rencide edecek boyutlara taşırılmamasının tedbirlerini de Kur'an almıştır. Kur'an'ı en iyi kendisi tefsir ediyor. Biz bunları, şimdi Hüseyin Hoca bunları tabii dünyada en iyi bilen insanlardan biridir. Onu demek istiyor, o çok yukarı bir boyutta meseleye baktı. Ben özetlemek istiyorum. Bu fleksibiliteyi, bu esnekliği bize Kur'an vermiştir. Ama Kur'an bize diyor ki, sizin bundan anladığınızı benimle eşitlemeyin. O benden sizin anladığınızdır. Biz Kur'an'a gidelim deyince insanlar ne zannediyor? Çarpım çetveli gibi okuyacağız. Sabahtan, güneşin doğuşundan, akşam güneşin batışına kadar ne yapacağımız böyle şablon gibi ortaya. Yok efendim böyle bir şey. Kur'an'a gidelim demek, Kur'an adına konuşan insanları Kur'an'la eşitlememek demektir. Bunu kapatalım. O insanlardan yararlanalım ama onları yanında olsun, onların sözlerini yerinde olmasın, onların sözlerini Allah'ın sözüyle eşitlemeyelim. Hazreti Peygamber'e Ali İmran suresinin bir ayeti nazil olduğu zaman sordular. Bakın oralardan alıp söylüyoruz. Rahatsız oluyorlar. Niye dedim bunu? Peygamber demişse ben bunu ne yapayım kardeşim? Saklayayım mı? Gelin ey ehli kitap, Allah'ın birliğinde birleşelim ve birbirimizi Rabler edinmeyelim ayeti nazil olduğu zaman Resulullah'a soruyorlar. Bu ne demek? İnsanlar birbirlerini nasıl Rab edinirler diye. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا diyor ayet. Diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, din adamlarının hoş gördüğünü helal, hoş görmediğini haram gördükleri takdirde onları Rab edinmişlerdir. Mısırlı Ahmet Emin bunu evvela diyor sahabeye uyguladılar. Sahabeyi Rabler edindiler. Ben de bunu Ahmet Emin'den almış yazmışım. Adam çıkıyor diyor ki halkı tahrik ediyor. Halkın cehaletini sömürüyor. İnsan şerefiyle mütenasip olmayacak şekilde diyor ki efendim sahabeye Rab dedi. Sahabeyi Rab edindik dedi. Böyle şey olur mu? Çünkü kim dedi canım? Ahmet Emin bunu söylüyor. Ben de bunu naklediyorum. Şimdi Ahmet Emin'in sözüyle alıp sen beni niye yargılıyorsun? Kaldı ki Ahmet Emin bunu sahabeyi Rablerdir, bunlar kötü adamı hiç o manada demedi. Sahabeye arkadan yapılan bir kötülüğü diye dile getiriyor. Siz şimdi sahabeyi savunmak adı altında kendi örtülü putperestliğinizi niye saklıyorsunuz? Bunu yapmayın. Hazreti Peygamber'in hadisine dayanıyor. Din adına konuşanların sözlerini diyor Allah'ın buyruğu gibi telakki etmeye başladınız mı? Onları Rabler edinmiş olursunuz. Peygamber diyor bunu, Ahmet Emin demiş. Ben demişim de suç mu oluyor bu? İşte bu fleksibilite imkanı, bu imkanı kullanırken bizim oradan anladığımızı din budur diye amblemleştirirsek, buna karşı çıkanlar da zındıktır dersek, Allah bizi süründürmekten bir türlü kurtarmaz. İşte budur. Peki, bir reklam. Mezhep var fakat mezhebi din yapmak yok. Mezhep bir ekoldür, bir ilim ve düşünce ekolüdür, bir zenginliğidir. Onun yerine geçemez. Elbette efendim. Hadise bu. Özeti bu. Mezhepler, evet, ondan yararlanıyoruz. Efendim, ama onu yerine 500 koymayın. 500 tane olsun, ne kadar artarsa o kadar bizim için makbuldür. Hicretin ilk yüzyılında 100'e yakın mezhep vardı. Şikayet mi edeceğiz bundan? Bu bir zenginlikti ama hocanın da dediği gibi herkes kendi adına konuşuyordu. Kimse ben ne diyorsam din budur, bunun aksini söyleyenin yeri cehennemdir demiyordu. Alın, öyle demiyor. İmam-ı Eş'ari'nin Makalatül İslamiyyin'ini okuyun. Bine yakın ekolü orada gündeme getirmiştir. Hiçbiri öbürünü tekfir etmez, hiçbiri öbürüne saldırmaz. Yani bir insan nasları açık bir biçimde inkar etmedikçe onlara getirdiği yorum ne olursa olsun bu insana iman noktasından sataşamazsınız. Ama bugün ilk saldırılan odur.